kadına şiddete hayır dediğimiz bir temalı maçta kadına şiddete bu kadar yoğun uygulanan bir gece daha görmedim. Çok üzüldüm. Yani bölgesel hakem gelince muhakkak o yöreyi yani artı böyle bir puan öndeler diye bakıyor. Ya da şöyle işte 13 kişiler diyoruz. Sevgili izleyiciler, spor yöneten kadınlar Rota Futbol ekranlarından ilk bölümümüz, konuğumuz Galatasaray Kadın Teknik Direktörü Nurcan Çelik. Kendisini ağırlamaktan çok mutluyuz öncelikle. Hoş geldiniz Nurcan. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim. Ben sizi sorayım. Nasılsınız? O kadar seviyorum ki Nurcan Hanım'ı. Geldiğinde söyledim. Kendisiyle bir yazında çekim yapma fırsatı bulmuştuk. Sizle o kadar keyifli geçiyor ki böyle ben dinlerken sizi ekipten arkadaşlarım dedi ki Nazlıcan böyle düşmüşsün, böyle bakıyorsun. Hani o kadar kaptırdım ki. Çok güzel anlatıyorsunuz. Hem yaşam enerjiniz çok güzel. Galatasaray'da da sezona biraz tartışmalı da başladınız. Fenerbahçe maçı az önce konuşuyorduk kendisiyle. Bu arada sevgili izleyenler, kanalımızı beğenip abone olmayı ve yorum yapmayı lütfen altına unutmayın. Nurcan Hanım da bize daha sonra okur, size de kulak veririz inşallah. Kadın futbolu için yani hani bunu izlemek için böyle bir cinsiyet olması gerekmiyor. Yani ilk izlenen işte Galatasaray-Fenerbahçe derbiniz gerçekten çok konuşuldu. Kadın erkek çok izledi. Ben böyle paylaşımlarda gördüm. Biraz böyle tartışmalı başladınız sezona. Ne dersiniz? Nedir yani düşünce? Aslında şöyle, o bir sezon yani ilk maçı değildi. Bir dostluk maçı adı altındaydı ve kadına şiddete hayır temalı bir maçtı. Yani burada tabii hoş bir gece olmadı bizim adımıza. Kadına şiddete hayır dediğimiz bir temalı maçta kadına şiddete bu kadar yoğun uygulanan bir gece daha görmedim. Çok üzüldüm. Çünkü burada bir tarihi bir maç vardı. Türkiye'nin ilk kadın futbol derbisiydi. Burada biraz bence dostluk kazanmalıydı diye düşünüyorum. Hakemin burada göstermiş olduğu ilk 3. dakikada kırmızı kart, işte 20. dakikada verilen penaltı artık olayı o gece birazcık derbiye dönüştürdü bu durum. Çocuklar da tabii bunun stresini, bunun krizini oyun içerisinde yönetemediler çünkü inanılmaz heyecanlardı. Tarihte ilk defa böyle bir şey yaşıyorlar ve böyle bir statta hayatlarında belki hani hayal ettikleri bir gecede sahne alıyorlar. O krizi de tabii yönetemeyince oyun içerisinde. Daha sakin, böyle daha güzel bir hani herhalde karşılaşma hayal ettiniz. Yani biz daha böyle hani ya bu kadar erken bir kırmızı kart, yani şöyle söyleyeyim size, hazırlık maçlarında kırmızı kart diye bir şey daha öncesinde görmedim açıkçası. Ve dediğim gibi hani böyle bir gecede de daha dakika 3 kırmızı kart olması bizi gerçekten çok üzdü. Tabii ki de rakip burada birazcık daha cesaretlendi çünkü biz burada eksik kalmış olduk. Bütün oyun planımız değişti, oyun kurgumuz değişti, oyuncuların mevkisel yerleri değişti. Burada da işte biraz taraftarın da orada yer almasıyla beraber oyuncular da orada yani heyecanlarını da şey yapamadılar, kontrol edemediler. Haliyle orada ilk yarı daha skor 6-0'a çıkınca tabii büyük bir üzüntü yaşadık. İkinci yarı işte yani biraz dengelemeye, toparlamaya çalıştık. Fakat skor maalesef 7-0'lık bir geceyle kapanmış oldu. Peki sonra Nurcan Hanım, yani daha sonrasında oyuncular bazında hani psikoloji veya sizin ne uyguladığınızda hani biraz moral yükseltme, motive ne yaptınız sonra? Şöyle yani hemen kızlar ne düşünüyor? Yani? Sonraki haftada zaten lig başlıyordu. Lig maçlarımız başlıyordu. Dolayısıyla çocukları topladık ertesi gün. Dedik ki hani bunu unutmamamız gerekiyor. Çünkü yeni bir lige başlıyoruz. Dolayısıyla bizim bir an önce kendimize gelip yani bunu tamamen unutup zaten dostluk maçıydı. Çok da büyük bize bir puan durumu söz konusu değildi. O yüzden de çok çabuk, ivedi bir şekilde toparladık çocukların psikolojilerini. Tabii ki üzüldüler yani onlar da hani onu birazcık hemen çat diye atamadılar. Fakat zaman diliminde bunu şey de çok yakındı yani ligin başlama tarihi de çok yakındı. O yüzden birlikte daha fazla vakit geçirerek kendimizi birlikte daha iyi motive ederek ligede güzel bir başlangıç yaptık. 3 puan, ertesi hafta tekrar artı 3 puan. Öyle güzel bir lig sonra başlangıcı oldu. Sonra zaten toparlanacak. Toparladık tabii ki. Yani tabii ki büyük kulüplerin taraftar kitlesi fazla olunca haliyle tabii çocuklara sosyal medyadan hani çok fazla olumsuz tepkiler maalesef yansıdı. Tabii sosyal medya hesaplarını kapatmalarını istedim. Uzunca bir süre bakmalarını istedim. Peki Nurcan Hanım, şimdi böyle konuşuyoruz, gençlere de aslında merak da ediliyor her zaman. Sizin şimdi bundan sonraki planlarınızda Galatasaray'la birlikte ne hedefiniz var? Yani kızlara neyi şart ya da hani hedef koşuyorsunuz ve Galatasaray olarak, kadın olarak amacınız, hedefiniz nedir? Galatasaray hepsi burada kadın futbol takımı olarak biz Galatasaray'ın olması gereken yer neresidir? Her zaman şampiyonluk, kupalar almak, işte hep başarılı olmak zorundasınız. Yani bu kulübün bu arması bunu gerektiriyor. Dolayısıyla bizim de hedefimiz şampiyonluk. Fakat evet biz şu an birincilikteyiz ve rakiplerimiz güçlü, çok deneyimli takımlara karşı yarışıyoruz. Burada daha önce kurulmuş, işte buradaki oyuncu havuzunun yani elit oyuncu havuzuna sahip birçok takım var ve biz de onlarla yarışıyoruz. Biz daha öncesinde çok genç bir kadroyduk. Bu çok genç bir kadroyu Galatasaray kulübüne dahil ettik ve üzerine transfer, yabancı, yerli yabancı transfer aldık. Ama fakat tabii onun zaman içerisinde uyumu çok çabuk bir şekilde gerçekleşmiyor. Şimdi yabancı Türkiye'ye geliyor, bunun işte buraya alışması, işte kendini burada daha iyi hissetmesi, işte dil problemi de olabiliyor. Aa, doğru. Size de yabancı sınırları var mı? Hani... 6 tane yabancı oynatabiliyoruz. Okay. İşte haliyle bu da zaman oluyor. Şimdi çok kısa bir zamanda birden bu başarıyı beklemek belki biraz hani hayal olur. Ama imkansız diye de bir şey yoktur ve ben bütün oyuncularıma inanıyorum. Çok kısa bir zaman diliminde biz bu hedefe ulaşacağımızı düşünüyorum. İşte bu senede biliyorsunuz lig sistemi işte hani A grubu, B grubu var. Aha. Ve bu A grubu, B grubundan ilk 4 takım Antalya'da playoff oynayacak ve buradan da işte şampiyon bir takım çıkacak ve bu takım da Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil edecek. Haliyle biz de burada olmak istiyoruz. Grubumuz da oldukça zorlu. Kimsenin kimseyi yenemediği bir ligdeyiz. Gruptayız diyeyim, öyle söyleyeyim. Hakikaten çünkü şey hani herkes birbiriyle berabere kalıyor. Yani kimse kimseyi yenemiyor. Hani banko diye bir şey yok. PTT Ligi'ne döndük. Yani dengeler, çok dengeli takımlar var. Belki işte 12 tane takım var ve bu 1-2 takım dışarısındaki herkes yarışta, yani şu an herkes şampiyonluk yarışı içerisinde. Evet. Ama tabii burada işte ALG spor var ve bu ALG spor dediğimiz zaten çok eski bir yapılanmaya sahip ve burada oynayan birçok sporcu bizim milli takımımızın iskelet kadrosunda yer alıyor. Tabii ki onlar daha deneyimli, daha tecrübeli. Bir de yaş olarak da bizden biraz daha yukarıdalar. Biz çok daha genç bir ekibimiz var. Yani 19 yaş altıyla, yani neredeyse yaş ortalamamız 19-18, öyle düşünün. Haliyle burada deneyim, tecrübe devreye girince, belki fiziki kuvvet dengede olabilir ama tecrübe devreye girince tabii orada biraz farklılıklar olabiliyor. Ama yapamayacağız anlamına gelmez. Ben gençlerimize güveniyorum, inanıyorum. Gerçekten çok başarılı bir lig sürdürüyorlar. Fatih Terim, Fatih Hocası gitti Galatasaray'ın. Siz şimdi baktığımızda tabii kadın futbolu ama hani karıştırmadan sormak istiyorum. Ne düşünüyorsunuz? Yani Galatasaray Spor Kulübü'nün bu değişikliği biraz insanlara ani geldi, yönetim eleştirildi. Bilmiyorum, siz var mıdır düşünceniz bununla ilgili? Şimdi o konuyu çok fazla yorumlayamayacağım ama şöyle değerlendireyim yine de. Yani belki Galatasaray taraftarı olarak. Taraftar gibi yorumlayayım o zaman. Şöyle bir durum var. Sezonun başında Galatasaray A takımını daha gençleştirmeyi planlayacağız diye açıklandı. Öyle söyleyeyim. Evet, çok genç bir kadro. Aynı sorun aslında bizde de var. Yani deneyimli oyuncuların da arada bulunması gerekiyor. Daha tecrübeli oyuncuların da arada bulunması gerekiyor ki takımı yani empoze bir şekilde götürebilsin. Şimdi burada tabii gençler biraz başarısız olunca, İşte biraz deneyimsiz olunca bir takım şeylerde maalesef sonuçlandırmaya gidemedi. Sonuçlandırmaya gidemeyince de puan kayıpları oldu ve işte şeyde de puan cetvelinde de maalesef alt sıralara kadar düşmüş olduk. Yani Galatasaray'ın alışılmadığı bir şekilde oldu. Evet, yani burada Fatih Hoca'nın ne gibi bir suçu olabilir bilemiyorum. Ama şimdi sonuç olarak burada oyuncu, futbolu oynayan kişi, yani Fatih Hoca oynamıyor. Evet, siz oyuncuya bir taktik verirsiniz ve oyuncu bunu aldığı kadardır, alıp sahada uyguladığı kadardır. Ama işte demek ki kadro yeterli gelmedi. Yani Galatasaray arasında bir bütünlük mü, ya takımdaki bir kadro yeterli gelmedi diyelim. Evet, yani sonuç olarak burada benim gözlemlediğim bir sonuçlandırma yoktu. Demek ki hani sonuçlandırmada bir problem varsa oraya biraz daha etkili bir oyuncu transfer yapmak gerekirdi diye düşünüyorum. Ama Bilemiyorum. Yani kulüp içerisinde durumları bilemediğim için, diyalogları bilemediğim için onu çok fazla yorumlamam şimdi doğru olmaz. Şimdi yeni transferler de oldu. İşte Gomis geldi. Çok efsanevi. Herkesin böyle gerçekten şaşırdığı. Evet, çok etkili bir oyuncu. Çok etkili. Değiştirir mi sizce şimdiki yani bu transferlerle Galatasaray'a evet harbiden bir yükseliş gelir mi? İvme kazandırır mı bu transfer? Ya tabii ki fiziki anlamda gerçekten çok kuvvetli bir sporcu ve etkili bir sporcu. Sonuçlandırması da daha öncelerinden zaten biliyoruz. Gol yollarında yani gole çok yakın bir sporcu, golcü bir sporcu. Dolayısıyla bizim de ihtiyacımız olan buydu. Galatasaray erkek takımının ihtiyacı olan şey buydu. Ve ben bunun çok iyi bir şekilde olacağını düşünüyorum. Yani Fatih Hoca varken de çok gerçekten hakikaten iyi bir futbol sergiliyoruz. Fakat işte dediğimiz gibi tecrübe yetmiyor belli bir noktada. Belki de genç olmasının biraz dezavantajı mı oldu? Dezavantajı oldu. Bu kadar genç kadro olması. Tabii ki yani orada ne yaparsanız yapın. Yani hakikaten güzel bir futbol var. Futbol oynuyoruz. Futbol hani kötü bir futbol oynansa okey diyebilirim ama işte dediğim gibi eksik noktalar vardı. Onlar da tamamlanınca yani belki bu sene olmadı ama önümüzdeki seneler çok güzel şeyler olacak. Yani gençlere inanmak lazım. Yani hangi bölgede eksikler var sizce? Mesela işte siz... hücum bölgesinde sonuçlandırma eksikti. Yani takım top oynuyor. Okey tamam ama finish yollarında sıkıntı yaşıyorduk. Yani gol yok. İlk gol atılsa bile atıyorum Trabzonspor karşısındaki son karşılaşmada gerçekten çok iyi oyunla başladı Galatasaray. Bir anda yani benim gözlemlediğim... Gol bulamıyoruz. Evet, son dakikalarda da çok güzel pozisyonlara girdik ama sonuçlandıramadık. Yani demek ki biz gol atamıyoruz. Bize golcü lazımdı. Doğru. Ve nitekim de yönetim iyi de bir golcü aldı. Keşke en başında bunlar olsaydı. Olmadı demek ki bilmiyorum nasıl bir şey vardı, durum vardı bilemiyorum ama en başında olsaydı belki daha farklı. İşte ilk düşüncenizle son düşünce arasında doğru fark oluyor. Şimdi ilk belki düşünemediniz. Evet güvendik, çocuklar yapar dedik, beklentiyi karşılayamadı gençlik. Akabinde en son dedik ki evet yine deneyimli biri gerekiyor. Demek ki gerekiyor. Gerektiğini almak gerek. Nurcan Hanım şeyde kadın futbolunda da çok artış oldu değil mi? Bir anda çok takım kuruldu. Yani tabii. Geçen sezona göre baktığınızda çok büyük bir artış değil mi? İnanılmaz bir şey o. Şimdi aslında UEFA bunu zorunlu kılıyor. Çünkü yakın zamanda da zaten kadın futbolu ülkemizde de profesyonel boyut alacak. Çünkü dünya artık bu şekilde. Şu İngiltere'de Chelsea'ler gibi şimdi, Arsenal'lar. Hani oyuncu almak istiyoruz. Evet, transfer etmek istiyoruz ama bu oyuncu Avrupa'da profesyonel oynuyor. Dolayısıyla orada profesyonel oynayan bir sporcu buraya amatör lige gelir mi? Gelmek istemez. Haliyle de biz de hani o elit oyuncuları maalesef ülkemize getirip oynatamıyoruz. Şöyle çok ciddi işte Tottenham'dan falan benim çok takip ettiğim işte aynı zamanda anneydi. Alişe Lahman falan. Evet. Alex Morgan. Alex Morgan çok beğeniyordum. Evet. Ne bileyim Chelsea'de öyle iki tane yani çok kaptanı falan. Evet, öyle gerçekten çok, değil mi? Çok. Tabii ama işte profesyonellik olmadığımız için henüz amatör olduğumuz için yani gelişim aşamasında birlik göründüğü için Avrupa'daki elit sporcu da gelip sizde maalesef bu ligde oynamak istemiyor. Hani kariyerini aşağı çekmek istemiyor. Şimdi deplasmanlarda mı yoksa iç sahada mı? Değişiyor mu motivenizde skorlar? İç sahada henüz maç kaybetmedik. Ama deplasmanlarda zor oluyor. Şöyle zor oluyor çünkü bölgesel hakemler geliyor. Yani bir bölgesel hakem gelince şimdi örnek veriyorum. Dün bir maça çıktık Trabzon'da ve evet, Trabzon maçınız vardı. Evet, rakibin bir sarı kartı var ve ikinci yaptığı hareket inanılmaz yani hani direkt kırmızılık belki ama hakem orada onu yani kızımızın yüzünde yarık var, boynunda inanılmaz bir şey morarma zaten gördüm ben şok yani bildiğiniz kramponla kesmiş yüzünü ve ne sarı kart bir faul verdi ama sarı kart falan yok. Verse kırmızı olacak çünkü takım bir kişi eksik kalacak ve siz de Trabzonlusunuz yani Trabzon yöresi hakemisiniz yani bunu yapmazsınız. Bir o uşak yüzden... olarak. Ya sadece Trabzon için demiyorum bu Adana'da da böyle. Yani hani... taraf tutma oluyor mu? Oluyor. Yani bölgesel hakem gelince muhakkak o yöreyi Yani artı böyle bir puan öndeler diye bakıyoruz. Ya da şöyle işte 13 kişiler diyoruz. Ya da 15 kişiler diyoruz. Tamam mı? Aynen. Hani. Ben sabaha kadar gerçekten şöyle akşam yemeğine kadar konuşurum. Çok güzel sizde. Yani bu stüdyomuzda da böyle ağırladık. Hani daha da samimi, sempatik bir ortam oldu. Keza sizde zaten hep çok keyifli. Son olarak mesajınız var mı? Spor camiasında kadınlar, futbolcular, basketbolcular, erkek mesleği olarak bağdaştırılmış olan futbolla ilgili bir mesleğiniz var zaten. Direkt teknik direktörsünüz. Bunun avantajı, dezavantajı ve mesajınız olarak bitirelim. Yani bunun avantajı şöyle, farklı bir, yani erkeğin egemen olduğu bir sporun içerisinde olmak farklılık yaratıyor. Bu bana göre bir avantaj. Çünkü sizi birçok şeyde öncelliyor. Dezavantajını henüz görmedim. Yani çok güzel. Belki görmek istemedin. Belki de öyle ama görmedim gerçekten. Buraya girdiğimde bile benim farklı meslekten olduğumu düşündü içerideki yani arkadaşlarım. Kendinizi tanıtınca evet, ben onların beni tanıdığını düşünmüştüm ama tanımlarmış. Belki nasıl bilmiyorsun diye. Ve yani hani finans müdürü, işte ne bileyim hani spiker, sunucu vesaire, öyle hani ben ne olabilirim diye sordum. Onlar da hani yani 40 yıl düşünseler belki akıllarına gelmez. Ne kadar ilginç. Evet, ve şaşırdılar, düşünün. Nasıl tepkiler alıyorsunuz? Mesela yorumlar nasıl yani? Nasıl olur yani böyle hani. Hem, erkekler ya aslında biraz böyle görüyorlar, tamam mı? Hani kadın futbol oynadığı zaman erkekleşir. Hani işte zarafetten uzak kalır gibi bir bakış açısı var. Yani garipseme var ve de yadırgama var. Yani orada bir... Evet, hala var ama değil mi? Yıl olmuş 2022. Evet, var. Evet. Yani yadırgama var. Yani dünyanın birçok yerinde var aslında bu. Ama şimdi olay tabii ticari boyuta, işte kazanç boyutuna geçtiği zaman da bu artık değişti. Ön yargı kırıldı. İşte bak, kadınlar da burada istihdam sağladı. Buradan işte artık bir şeyler kazanıyorlar deyince şimdi veliler kendileri, kendi kız çocuklarını kendileri getiriyor. Tabii, şimdi öncesinde beklenti karşılanmıyordu. Yani sporcu da geldiğinde beklentisi karşılanmıyordu. Haliyle de bir süre devam edip ayrılıyordu. Maaşlar bakımından da yüz gülüyor muydu? Hani biraz orada da galiba öncesinde böyle bir şey yoktu. Ama şimdi büyük kulüplerin işe girmesiyle beraber, sponsorlukların dahil olmasıyla beraber. Daha çok sponsor da dahil oldu. Tabii ki şimdi hani tamam, büyük kulüpler işin içine giriyor ama sponsorunuz yoksa o büyük kulüpler de burada tabii ki bu süreci sürdürmesi çok zor, imkansız gibi bir şey. Çünkü bütçeli bir şey bu. Haliyle profesyonel bir yapıya geçiyorsunuz. O yüzden de sponsorluk destekleri çok önemli. Buradan da bütün sponsorlarımıza çok teşekkür etmek istiyoruz. Teker teker marka seçmek. Evet, aynen şöyle. Hepsi burada kadar futbol takımı ama ana sponsorumuz, lütfen verelim. Evet. Gerçekten çok önemli. Verilen markaların da desteği çok önemli. Hem ülkemize, dünya çapında da ad duyurmak için. Nurcan Hanım, sizi ağırladığımız için ben çok memnun oldum. Böyle bir seferlik bırakmayacağız. İnşallah diğer bölümlerde, farklı konseptlerde de sizi görürüz. İnşallah. Kadın efendi, erkeği yendi diyelim. Rota Futbol ailesi olarak. Yenmeyelim. Onların da, birlikteyiz. Evet, onların yarıştıkları farklı. Yani hem cinsleri, öyle söyleyeyim. Bizlerin yarıştığı farklı. Kendi cinslerimizi yarışıyoruz. O yüzden onlar bizim rakibimiz değil. Ben desteğe de çok inanıyorum. Yani kadının erkeğe, erkeğin kadına, birbirimize verdiğimiz ayrışmadan destek de çok önemli. Yani ben bir erkek şartlar eşit olsun istiyorum. Kazançta da şartlar lütfen eşit olsun. Çünkü aynı sahalarda, aynı metrekareler içerisinde oynuyoruz. Aynı kaleye. Aynı güneşin altında, aynı dünyada. Aynı havada. Turgutyer şiirleri gibi oldu ama doğru söylüyorsun. Şartlar da eşit olsun istiyoruz. Çünkü emek aynı. Biraz belki tempo düşük olabilir ama verilen emek ayrı. Çünkü kadın anatomisiyle erkek anatomisi aynı değil. Beklenti de dolayısıyla aynı olmaz. Farklı ligler gibi. Hani different leagues. Tabii. Yani bizim anatomimizin verdiği kadarıyla biz yapıyoruz. Erkek de onların anatomisini verdiği kadarıyla o sporu yapıyor. Ama neden şartlar eşit değil diye bir soru işareti. Birbirimizi bu şekilde bir soru işaretiyle kapanış yapalım. Evet. Lütfen çok şartları eşitleyelim. Nurcan Hanım'ın son mesajı çok güzeldi. Sevgili izleyenler, programımızın sonuna geldik. Spor yöneten kadınlarda Nurcan Çelik'ti konuğumuz. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Kanalımızı beğenip abone olmayı unutmayın lütfen. Lütfen takipte kalın. Tatilde kalın diyecektim. Tatilde kalın. Hem tatilde hem de takipte kalın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.